Değerli takipçiler, merhaba. Kerem Bürsin ve Hande Erçel ile ilgili, Sen Çal Kapımı dizisiyle ilgili bir bölüm, bir video daha çekmeye karar verdim. Çünkü size söylemek için not aldığım bazı şeyleri söylemediğimi fark ettim. Hande'nin kokusunu nasıl içine çekiyor Kerem Bürsin, Hande Erçel'in kokusunu. Biz de onları karakter olarak izliyoruz dizide. Eda'nın kokusunu. Senarist harika yazmış tabii ve bunun lafı edilmiyor. Böyle bir konuşma yok. Kokumu içine çektim, kokunu içine çekiyorum falan böyle bir konuşma yok. Ama izlerken bunu fark, ben gazeteci olarak her gözle izliyorum. Sadece sıradan bir seyirci gibi değil, didik didik ediyorum izlerken bütün sahneleri ve Kerem Bürsin'in özellikle bize geçirmek istediği bir mesaj var. Kokusundan hatırlamaya çalışıyor Eda'yı. Onların yan yana geldikleri, birbirlerine sarıldıkları, birbirlerine yakın oldukları, kafa kafaya oldukları o sahneleri bir daha izleyin isterseniz ve bakın. Kokusunu içine çekiyor. Kokusundan hatırlamaya çalışıyor ve Eda, Hande Erçel'in kokusu Kerem Bürsin'e, Eda'nın kokusu Serkan'a müthiş, müthiş, müthiş güzel geliyor. Hatırlarsa kokusundan hatırlayacak. Bu lafımı da unutmayın. Not alayım ben. Fragmanda kafa gedik dedi. Evet, kafa gedik dedi. Kafa gedik dedi ve fragmanda da orada da kokusunu içine çekiyor. Orada da kokusunu içine çekiyor. Ofisteki bazı sahnelerde de kokusunu içine çekiyor. Akşam evdeki barakadaki gece sahnelerinde de var yine öyle bir şey. Kokusunu içine çekiyor. Dün bölümün yayınlandığı cumartesi günü 1.4 milyon tweetle dünya gündeminde 5. oldu. Bölüm etiketi aşk yasak. Ayrıca 21 ülkede top 10'e girdi. 21 ülkede top 10'e girdi. Bu çok güzel bir başarı. Çok büyük bir başarı. İşte bu kadar sosyal medyada dünya çapında başarılar elde ediyor. Türkiye'den çıkan bir dizi ama Türkiye'de kendi ülkesinde reytinglerde ortalamanın bazen altında. Dün gece mesela öyleydi. Değer buluyor. Bu da bana normal gelmiyor. MF yapımın şu paylaşım hoşuma gitti Twitter'da. Doğru yolunu her kaybettiğinde sana doğru yolu gösteren bir pusuladır kalp. Evet. Yolunu her kaybettiğinde sana doğru yolunu gösteren, doğru yolu gösteren bir pusuladır kalp demiş. MF yapım. Serkan'ın ormanda Eda'yı bulup kucakladığı sahne, işte gördüğünüz gibi buraya aldığım o sahne, gecenin en güzel sahnelerinden biriydi. Bunun da altını çizeyim. Sana benden başka kimse dokunamaz. Bunu bize her bölümde hatırlatıyorlar. Her bölümde Serkan da bu sözü hatırlatıyor. Kolyeyi taktığı sahne, bacağını ovduğu sahne, barakada. Çok güzeldi, çok güzeldi. Projenin sunumundan sonra, müşteri çıktıktan sonra sarılmaları birbirlerini kutlamak için ne kadar güzeldi Etser. Harikaydı orada. Harikaydı. Ve not aldım yine. VIP araçla o siyah minibüste giderken yorgunluktan Eda uyuyor, başını koyuyor Serkan'ın omzuna, başı düşüyor. Orada Serkan'ın bakışları. Kerem Bürsin çok güzel oyuncusun, çok büyük oyuncusun. Oradaki bakışlar, ürkek, meraklı bakışlar, ne oluyor soru işareti bakışları, şaşkın ifadeleri. Hatırla be oğlum be, hatırla be, hatırla be. Aşka mı kastım var, ruhun çekilmiş bir robotsun diyor Eda Serkan'a. Biz ortağız. Serkan da çok katı. Geçmişimde yoksun, geleceğimde de olmayacaksın. Sadece bu bina içinde ortaklığımız var. Eda sana az mı yapıyor Serkan? Bunlar benim enteresan bulup aldığım notlar. Son bölümle ilgili bunları size demin aktarmayı unuttum. O yüzden bir de
canlı yayından söz edeceğim size. Live'dan Kerem Bürsin live açıyor. Sağ olsun. Çok düşünüyor. Biliyor, bekliyor takipçiler. Milyonlarca takipçi dünyanın her yerinde bekliyor Kerem Bürsin'le Hande'nin canlı yayın yapmasını. Kerem Bürsin de Hande'yi bulamıyor sette. Hande nerede diyor, Hande nerede? Canlı yayın açmak istiyor ama Hande yok ortada. Hande karavanında büyük bir ihtimalle. Ve Anıl'a soruyor, Anıl'la beraber açıyor. Anıl'la diyor, konuş diyor. Anıl da çok güzel espriler yapıyor. Anıl'a soruyor, Hande burada mıydı bütün gün? Anıl diyor ki, yoktu diyor. İşte biz çalışıyoruz, biz varız diyor. Melisa da öyle diyor, biz varız. Biz çalışıyoruz. Kimlerin çalıştığı belli. Hande yok. Hande'nin dublörü de olabilir. Ama dudakları çok benziyor diyor Kerem. Evet diyor Sarp'ın diyor. Hande'nin yerini oynayabilir. Böyle espriler gırla giderken Kerem'i sete çağırıyorlar. Oyuna çağırıyorlar ama Kerem biliyor hayranlarının onu canlı yayında görmek istediğini, daha fazla görmek istediğini ve Hande'yi de görmek istediğini biliyor. O yüzden kapatmıyor telefonu. Bir yandan kameranın kurulu olduğu yere doğru yürüyor Kerem sette çekime dahil olmak için. Çünkü yönetmen asistanları etrafında onu çağırıyorlar. O da hadi geleceğim çocuklar, tamam çocuklar geliyorum falan derken bir yandan da yürüyor. Bize de yürüdüğü yerleri gösteriyor setin içinde. Oyuncular falan hazırlanırken. Onunla çok şirinsin Kerem Bürsin. Harika bir insansın. Ondan sonra o sırada Hande'nin sesini duyuyor. Nasıl mutlu oluyor Kerem Gülsün? Nasıl mutlu oluyor Hande diye filan bağırıyor sesini, gözlerini filan. Mutluluk her taraftan belli oluyor. Ondan sonra ve Hande geliyor. Hande live'ı görünce, canlı olduğunu görünce tabii hani belki makyajı filan, gerçi makyaj filan önemli değil Hande için ama yani kadın yine de ya yine habersiz açtım bak diyor. Yani habersizce canlı yayına dahil olmanın getirdiği bir ürperti oluyor orada Hande'de. Kerem pardon filan, Anıl bak işte nerede, yine yoktu değil mi Anıl filan diyor. Anıl da bu sefer satıyor Kerem'i. Bütün gün buradaydı diyor Hande Hanım diyor. Bütün gün çalıştı diyor. Hande Erçel orada yokken arkasından sallıyor. Kerem Bülsün'e destek oluyor. Kerem Bülsün ne söylerse Anıl İlter destekliyor onu, sallıyor Melisa ile birlikte. Biz çalışıyoruz, onlar yok falan diye. Hande Erçel gelince de Hande Erçel'in yanında Kerem'i satıyor. Hande Erçel, Hande bütün gün buradaydı diyor. Çalıştık diyor, o da çalıştı diyor. Çalışmadığı zaman da telefonu diyor. Olaya dahil oldu falan gibi bir laf söylüyor. Çok tatlılar ya, çok espiritüel. Ne kadar neşeli bir... Yani insanların çalışırken böyle eğlenmesi... Böyle bir iş yerinde olmaları, böyle bir işe sahip olmaları ne kadar güzel değil mi? Ben de mesleğimi işte onun için çok seviyorum. Ben de bu işi öyle yaptım. Ömür boyunca bu işi öyle yaptım değerli takipçiler. Arkadaşlarımla, ekibimle birlikte her gittiğim kurumda, her kurduğum işte gazetecilik anlamında, yönettiğim serviste, yaptığım televizyon programında hep böyle eğlenerek yaptım ekibimle birlikte işimi. Ben Paparazzi programını yaparken Star TV'de, o zaman belki de çoğunuz yoktunuz, 90'lı yılların ikinci yarısı, bütün ekibimi Paris'e götürmüştüm. Bülent Ersoy Paris'te konser veriyor. Ekibime de ödül olsun diye herkesin uçak biletlerini bir turizm şirketi sponsora aldırıp, otelleri de başka bir sponsora ayırtıp, çok sevilen, çok seyredilen, çok reyting alan programdı Paparazzi. YouTube'da bulabilirsiniz eski bölümlerle ilgili bazı videolar. Beni de görebilirsiniz, gençliğimi orada. Bütün ekibim, arkadaşlarımı 4 gün Paris'e götürdüm tatile. Gelsinler, eğlensinler. Hem Bülent Ersoy konserini çektik ama 22 kişi birden Paris'e gittik. Programı yapan arkadaşlarım. Bunun gibi ne eğlenceler çıkarıyorduk kendimize. Hem iş hem eğlence. O günlerimi hatırladım. Bu videoyu da bu Kerem Bürsin'in eğlenceli canlı yayını gördüğüm zaman sette. Kerem Bürsün hakikaten Hande'yi görünce gözleri parladı. Hande de ona kayıtsız kalamıyor. Birbirlerini çok seviyorlar ve birbirlerini her anlamda çok destekliyorlar. İnşallah sevgili olduklarını açıkladıkları zaman zaten aranızda mutluluktan ağlayan, mutluluktan bayılan bile olabilir. O kadar çok sevdiğinizi biliyorum onları. Samimi bir şekilde kendilerini ifade ettikleri zaman herhalde Türkiye'de gündem
günlerce belki de haftalarca sadece ikisi olacak. Çünkü o kadar çok insan onları seviyor ve merak ediyor. Peki değerli takipçiler, eğer beğendiyseniz beğen yapın. Abone değilseniz kanalıma da abone olun, olur mu? Dostlarınıza da tavsiye edin. Sevgiyle.